Hunların bilinen ilk hükümdarı Teoman olmasına rağmen Hun deyince akla gelen ilk isim Metehan olmuştur. Metehan kendi devrinde, sonraki devirleri de etkileyecek kadar büyük işler başarıp bölgesindeki Türk boylarını tek bir güç altında birleştirmişti. Peki askerlik, cesaret, güç, birlik, Hun ve disiplin denilince akla en çok gelen isimlerden biri olan Metehan'ı bu kadar önemli kılan neydi? Gelin tarihin tozlu sayfalarına kısa bir yolculuğa çıkalım. Mete'nin tahta çıkış zeminini üvey annesi Çinli prensesle babasının siyasi ilişkisi oluşturmuştu. Teoman döneminde Çin'le ilişkiler iyice kötüye gitmiş ve Çin baskısı Hunların güney kesimlerinde iyiden iyiye hissedilmeye başlanmıştı. Bunun yanı sıra güney tarafında da Yüeqi tehlikesi vardı. Teoman Yüeqi'lerle saldırmazlık anlaşması yapıp gücünün tamamını kullanarak Çin akınlarına karşı koymak istemişti. Milattan önce 210 yılında Çin imparatoru ölünce Çin'de iç meseleler ortaya çıkmış ve Hun ülkesinin güney kısımları Çin baskısından kurtulmaya başlamıştı. Bu fırsatı değerlendirmeye çalışan Çinli prenses, Metehan ölürse tahta kendi oğlunun geçeceğini bildiği için Teoman'ı kışkırtmaya başlamıştı. Kendi tahtını sağlama almak isteyen Teoman da esaret altında olan oğlunu gözden çıkartmıştı. Bir savaş sonucu Yüeqi'lere esir düşen Mete ise bu sırada kurtulmanın yollarını arıyordu. Yaptığı plan sonucu Teoman Yüeqi ülkesine saldırdı. Bu saldırı doğrudan doğruya Metehan'ın Yüeqi'ler tarafından öldürülmesi demekti. Ancak Teoman'ın yaptığı bu plan işe yaramadı. Yüeqi'lerin elinden bir şekilde kaçan Mete, babası Teoman'ın karşısına çıkınca Teoman bu duruma şaşırmış ve bu kaçışı bir başarı gibi gösterip aslında göz boyayarak Mete'ye 10.000 askerden oluşan bir birlik vermişti. Mete bu askeri birliğin başına geçip onları üst düzey irade ve koşulsuz itaate dayalı bir eğitime soktu. Mete'nin amacı üst düzey bir birlik yetiştirmekti. Askerlerini sağlam bir disiplinle diğer ülkelere karşı üstün kılmak istiyordu. Çünkü babasının Çin etkisinde olduğunu ve kendi halkını yok saydığını düşünüyordu. Kurtuluşun sadece kendisi tarafından geleceğine inanıyordu. Babasının kendisine karşı tavırlarından da hiç hoşlanmıyordu. Bu yüzden askerlerini bir an önce eğitmeliydi. Fakat bu eğitimler o kadar sert olmalıydı ki askerler zamanı gelince kanlarını dahi öldürebilmeliydi. Bu eğitimleri verdiği sırada bir ok da icat etmişti. Bu ok, askerlerini daha kolay yönlendirmesini sağlayacaktı. Bu ok, fırlatıldığı yöne doğru giderken kulakları tırmalarcasına rahatsız edici bir ses çıkarıyordu. Bu da askerlere saldırı yönünün neresi olduğunu bildiriyordu. Çıkan ses, baskın bir ıslık sesine benzediğinden ıslıklı ok adını aldı. Metehan askerlerini eğitmeye başladığında tek bir kural vardı. Verilen emre uymayanları anında idam edecekti. Anlatılanlara göre ilk olarak eğitim sırasında kendi atına ıslıklı bir ok attı. Bu hareket karşısında birlik içerisinde tereddüte düşenler oldu. Ve onlar anında idam edildi. Bir sonraki eğitimde babasının en sevdiği ata ok attığında herkes kuşkusuz emrini yerine getirmişti. Bu sırada Teoman'ın bütün bu olaylardan haberi vardı ve bu durumdan rahatsız olmaya başlamıştı. Sonunda eğitimin tamamlandığını ve askerlerine güvenebileceğini anlayan Metehan bir sonraki eğitim bekledi. Sıradaki eğitimde hükümdar Teoman ve Metehan başta olmak üzere kalabalık bir askeri grup katıldı. Uygun bir zaman kollayan Mete artık babasıyla karşı karşıya gelebilmişti. Kendi halkına ihanet ettiğini ve bu yüzden öldürülmesi gerektiğini söylemişti. Sözlerinin ardından da elindeki ıslıklı oku bir anda babasına atmıştı. Eğittiği bu birlik hiç kuşku duymadan Mete'nin yaptığını yaptı ve Teoman'ı oracıkta infaz etti. Babası öldükten sonra Mete'nin hemen tahta çıkması kolay olmadı. Çünkü Kaan'a bağlılık ve Kaanlık konusunun kutsallığı Türkler arasında kesin bir şekilde yer alıyordu. Yaygın düşünce şuydu ki Mete'ye tahtı kazandıran şey kendi eğittiği askeri birlikler olmuştu.
Çünkü tam bir hiyerarşik düzen içerisinde yer alan bu askerler, nispeten daha düzensiz bir ordu karşısında kolaylıkla başarılı olmuştu. Babasına yaptığı saldırıdan sonra tahta oturan Mete, ilk iş olarak üvey annesi Çinli Prenses ve oğlu Küçük Veliaht'ın da bulunduğu herkesi idam ettirdi. Mete, askeri ve siyasi açıdan yeteneklerine güvendiği ve kendisine sonsuz itaat eden kişileri de yönetimde önemli yerlere getirdi. Böylece yönetimini sağlama alan ve içerideki tüm sıkıntıları halleden Mete, sıradaki ilk iş olarak orduyu baştan sona terbiye edecekti. Mete, babası Teoman tarafından kendi emrine verilen 10 bin kişilik askeri orduyu nasıl eğitip yetiştirdiyse, şimdi tamamı emrinde olan devletin tüm askerlerini de o şekilde eğitecekti. Bu orduda bulunan askerler henüz küçük yaşlarda keçiye binerek kuşları ve fareleri vurmaya çalışırdı. Yetişkinliklerinde ise yay germe, ok atma ve ata binmede ustalaşmış birer savaşçı haline gelirlerdi. Bunlarda ordunun büyük kısmı atlı birliklerden oluşurken bu birlikler özellikle uzaktan ok atarak düşmanı yok etmeye çalışırdı. Ok kullanmalarının yanı sıra gerek duyulduğu takdirde yakın mesafelerde de eğitilmişlerdi. Bu durumda da genel olarak kısa mızrak ve kılıç kullanırlardı. Bu askeri eğitimler barış zamanlarında sürek avları yapılarak tekrar ediliyor ve bu sayede askerler daima hazır bulunuyordu. Bunun yanında ordu içindeki karışıklığı gidermek ve hiyerarşik düzeni sağlamak için onluk sisteme dayalı bir ordu düzenlemesi oluşturdu. Bu sisteme göre her 10 bin kişilik ordu 1000 kişilik kısımlara ayrıldı ve 1000 kişilik kısımda 100 kişilik bölümlere ayrıldı. Kalan 100 kişilik birlikte 10 kişilik ufak gruplara ayrıldı. Her 10, 1000, 100 ve 10 kişilik grubun başına da birer komutan atandı. 10 bin kişiliğe tümenbaşı, 1000 kişiliğe binbaşı, 100 kişiliğe yüzbaşı, 10 kişiliğe de onbaşı dendi. Bu sayede bir emir komuta zinciri oluşmuş oldu ve üstten gelen emir bölünerek en alta doğru eksiksiz bir şekilde iletildi. Mete'nin yapmış olduğu bu onluk sistem sonrasında başta Türkler olmak üzere tüm dünya devletlerine örnek oldu. Bu sistem günümüzde hala dünya devletlerinin askeri birlikleri tarafından kullanılmaya devam ediliyor ve bunun yanında Mete ile başlayan bu askeri değişimler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşu kabul ediliyordu.